21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde, yerel ve ulusal basın temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in misafiri oldu. Anemon Otel'de gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, Pınar Mine Hacı Alibeyoğlu ve Ulaş Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Çetinkaya, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç katıldı. Halkımızın en doğal anayasa hakkı olan basından haber alma, basın özgürlüğünü sizler aracılığıyla sağlaması, sizler bizlerin halkla olan bağının en güçlü temsilcilerisiniz. Ve ben istiyorum ki özgür basın, özgür kalemler her zaman için var olsun ve her zaman için aramızda olsunlar ki biz de duygularımızı, düşüncelerimizi, yaptığımız icraatları sizler aracılığıyla tarafsız bir şekilde halkımıza anlatalım. Çünkü bulunduğunuz ekonomik şartlardan olsun, size yapılan baskılardan olsun, kaleminizi özgürce kullanamadığınızı ben biliyorum. Ama göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her yerde yüksek sesle şunu söyledim. Basın özgür olmalıdır, kalemler özgür tutulmalıdır. Tarafsızca, adil bir şekilde, objektif olarak bütün görüş ve düşüncelerinizi halkımıza paylaşmalısınız. Ben bunun var olması için geçtiğimiz 6 ay boyunca mücadele verdim ve görev süren boyunca da mücadele vereceğimi sözlü buradan sizlere bildirmek istiyorum. Bunca veya benden önce yapılmış olan tüm her şeyi unutalım. Basın üzerindeki baskıyı unutalım. Eğer ki bana karşı olumlu şeyler yazarsanız size destek veririz, yazmazsanız bizim karşınızda olursunuz. Maalesef ülkemizin böyle bir gerçeği var. Ama ben istiyorum ki beni her şekilde eleştirin. Olumlu, olumsuz. Hiçbir problem yok. Yeter ki doğruları yazın. Yeter ki objektif olun. Ben bunun sağlayacağımızı sizinle birlikte Manisa'da biliyorum ve umuyorum. Biz basına destek veriyoruz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ve herkese eşit bir şekilde destek vermek istiyoruz. Ve bu eşitliği de sağladığımızı düşünüyorum. Maalesef bazı yaptırımlar ve baskılardan dolayı gerçek dışı şeylerin yazıldığını görüyorum. Sizlerden tek ricam, lütfen böyle şeyler yazmayın. Bana ulaşmak çok kolaydır. Eğer ki aklınızda bir soru varsa lütfen beni arayın. Bana ulaşın. Doğruluğunu tekrardan benden dinleyin, öğrenin, yine istediğinizi yazın. Ama lütfen bu tip şeylere sebebiyet vermeyelim. Biz sizlerle birlikte Manisa'da çok güzel bir aileyiz. Ben hepinizi ailemin birer bireyleri ve fertleri olarak görüyorum. Ve bu özgür basın ve özgür kalem baskısını özellikle tekrardan yapmak istiyorum. Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle bugün hep birlikteyiz. Ama ben sizinle devamlı hep birlikte olmak istiyorum. Günün, saatin, zamanın gerçekten bir önemi yok. Her zaman için kapılarımız sizlere açıktır.